Peygamber'e salavat yalakalıktır diyor. Allah muhafaza ya. Yarın ne olacak? Yani Allah hüsnü hatime nasip eylesin. Bugüne değil, yarına bak, sonuna bak. İnnemel ibretü lil hatime. İbret sonadır yani. İtibar sonadır demektir. İtibar sonadır. Bugün ne olduğumuz önemli değil. Sonda ne olacağız? Allah'ımıza emanet bütün imanlarımızla, canlarımızla, sağlığımızla, mallarımızla, hepimiz her şeyimizle Allah'a emanetiz. Ne olacağımız belli olmaz. Peygamber'e diyor salavat getiriyorlar. Yalakalık peygambere. Ya para için, pul için patrona yapacağım yalakalığı Muhammed Mustafa'yı yaparım da şeref duyarım ya. Yalakalık bile olsa. Ki nerede kaldı yalakalık? Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesi ya. Muhammed, İslam peygamberi Muhammed diyor, babasının oğlu. Bizler inşallah bunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu itibarı yıktırmayacağız Allah'ın izniyle bu ilim meclisler hürmetine. Sanki böyle, la tece'alû dua'en rasûli beyneküm ke dua'i ba'dıküm ba'da. Sakın peygamberinizi diyor sallallahu aleyhi ve selleme. Ayet. Birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Şimdi ben sizi nasıl çağırıyorum? Ahmet, Mehmet, Veli abi, Ahmet abi değil mi? Böyle konuşuyor sizde. Resulullah'a böyle, Muhammed, Ahmet böyle konuşmayacaksınız. Birbirinize seslendiğiniz gibi sakın çağırmayın diyor. Ayet var ya. Diyor ki niye böyle peygamber sallallahu aleyhi uzatıyorsunuz diyor. Ne sallallahu aleyhi ve selleme ne gerek? Adı Muhammed değil mi diyor yani. Ayette buyuruyor ki öyle deme diyor. Ayetten haberleri yok. Bütün ayetleri tarif etmişler. Allah'ın diniyle oynayanlarla Allah da oynar. Niceleri imanlarını kaybetti gitti. Evliyaya dil uzatan dininden imandan olur son nefesinde diyor. Allah dostuna dil uzatan. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hafta mektubu da okundu. Diyor ki Allah dostlarına dil uzatan, Allah dostlarına hasım giden. O yüzden bak son nefeste imanlarını bile kaybederler. Direkt imana taalluk eder diyor. Çünkü ne hadis-i şerif? Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Men adali veliyen fekad azentu bil harb. Kim benim bir dostuma düşmanlık eder, ben ona harp ilan ederim. Hadis-i şerif, Buhari. O yüzden Allah'ın dostlarına, hocam kim Allah'ın dostu? Ya iman eden herkes Allah'ın dostu. Allahu veliyyüllezine amenu. Ama bir de hususi velayet var. Hususi dostları var Mevla'nın. Hepimiz Müslümanız ama hepimiz çok takva mıyız? Haramlardan 10 numara kaçınıyor muyuz hepimiz? Ha? Ayet gibi işte başka ayet-i kerimede buyuruyor ki Estağfirullah Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Agah olun, uyanık olun. Allah'ın öyle veli kulları vardır. Onlara korku da yok, hüzün de yok. Kimdir onlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar iman etmiştir ama yetmez. Çok da takvadırlar. Allah'ın haramlarından ziyadesiyle kaçınırlar. Yani 5 vakit kılanla 5'e 5 katan bir midir? Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diyenle şüpheliden bile kaçan bir midir? İşte Allah'ın dostluğunda, velilikte de böyle mertebeler vardır. O yüzden ne yapmak lazım? Veli olduğunu düşündüğün, hatta hiçbir Müslümana bile zarar vermemek lazım ama bir Allah dostunu gördüğün zaman, onu muhatap aldığın zaman, onunla ilgili bir mevzu geçtiği zaman dilini en azından tutmak lazım. Luhumul ulemai mesmumetun. Alimin kanı zehirlidir. Alimin eti zehirlidir. Demul ulemai mesmumetun da var. Alimin kanı zehirlidir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Sosyal medyada bazı gezen işte söylemlerden bunlar bu parayı bazı Allah dostları hakkında vesaire evliya zatlar hakkında. Bunlar bu parayı nereden buldu? Şöyle ne oldu? Böyle ne oldu? Ya herkes kendi hesabını kendi verecek. Senin cebinden almadı. Karışma. Çünkü orada bir yorumun da bir ateşi vardır biliyor musun? Şeyin bir halaveti vardır, bir tatlılığı vardır böyle eleştirinin. Yani bir açık buldun mu onu tatlı tatlı eleştirirsin. Ağzın biraz da laf yapıyorsa. Ağzın laf yapmıyorsa da bugün ağzı laf yapmayanlar için çok güzel bir mecra var. Neresi? Neresi? Klavye. Klavye. Güzel. Sosyal medya. Klavye adam konuşamıyor. Yani gerçek hayatta karşı karşıya gelsin. İki cümleyi bir araya getiremez ama oradan bindiriyor. Bir tanesi benim videonun altına yazmış. Nereden türediniz ya? Bir bitmediniz ya. Öyle bir şey mi yazmıştı? Bir bitmiyorsunuz. Dedim hanımefendi biz bir yerden türemedik. Biz hep vardık. Yani orada o halavete, o tatlılığa kapılıp da kimsenin tabiri caizse amiyane tabirle söylüyorum. Gaza gelip de bir Allah dostunun kılıcına kaptırmayın kendinizi. İmanından eder Allah-u Teala. Allah muhafaza eylesin. Kimse bizi kendime sen günah mı yazıyorsun? Sevap mı veriyorsun? Herkes Allah'a verecek hesabını. Allah dostuna dil uzatmamak lazım. Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. Seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi